İsrail'de 17 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde Başbakan Netanyahu'nun yeniden seçilemeyeceği ihtimalin yanı sıra hükümetin de merkez sola kayması söz konusu. Ancak seçimlerde asıl sürpriz İsrailli Arap seçmenlerden bekleniyor. İsrail parlamentosunun Arap asıllı milletvekili Filistin'in savunucularından Hanin Zuabi'nin seçimlere girmesi yasaklanmış. Ancak uzun bir mücadelenin ardından bu yasak kaldırılmıştı. Ülke içerisinde düşman gözüyle bakılan ve seçim kampanyalarında hedef alınan Zuabi bu yasakla Filistin halkının meşru siyasi mücadelesinin hedef alındığını dile getirerek Netanyahu'yu da ayrımcılıkla suçlamıştı. Bu devleti sadece bir Yahudi devleti olarak gösteren, Yahudilere Filistinlilerden daha fazla hak tanıyan ayrımcı Siyonist projeyi kınıyoruz. Biz bu toprakların sahibiyiz, biz buranın yerlisiyiz ve bu vizyonla parlamentoya adaylığımızı koyuyoruz. Arap seçmenlerin oyları bu kez büyük bir fark ortaya çıkarabilir. Zira İsrail'le Arap adaylar ilk defa ortak bir listede birleşme kararı aldı. Bu durum İsrail'le Arapların oylarını tek noktaya kilitleyerek siyasi arenada dengeleri alt üst edebilir. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından ülkede kalmayı tercih eden Filistin asıllı bu kesim halkın %20'sini temsil ediyor. Toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan azınlığın büyük bir kısmı ise Müslüman. İsrail parlamentosunda 120 adaydan 11'i Arap asıllı ve farklı partilerden geliyor. Bu azınlığın diğer kesimlere oranla seçimlerde çekimser kalması dikkatlerden kaçmıyor. Eğer Arap vatandaşlar oy kullanırlarsa sandalyelerin %15'ini veya daha fazlasını elde edebilirler. Bu da tarihi bir adım olur. Arapların bu ülkede kendilerini ilgilendiren konularda, parlamentoda ve bütçe konularında güç sahibi olmalarını sağlar. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman'la başa baş giden Osama Kavir seçimlerin ardından kilit rol oynayabilir. Lieberman'ın bir televizyon programında eleştirilerine maruz kalan Osama büyük bir ustalıkla yanıt vermiş ve sakinliğini korumayı başarmıştı. Siz İsrail'i içeriden yok etmeye teşebbüs ediyorsunuz. Siz devlet içerisinde saklı 5. kolonsunuz. İsrail parlamentosunda teröristleri temsil ediyorsunuz. Dışişleri Bakanı Lieberman, Herzliya'daki seçim mitinginde İsrail'li Araplardan bizim yanımızda duranlar her şeyi elde edecek ama bize karşı olanların başını baltayla kesmek lazım. Yoksa bu topraklarda İsrail diye bir şey kalmaz ifadelerini kullanmıştı.